Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Evet, geçen hafta genetiği değiştirmiş organizmalarla ilgili bir sunum yapmıştık inşallah. Bu hafta yeterli ve dengeli beslenme adı altında bir sunum hazırladık. Rabbimiz Nahl Suresi 18. ayette buyuruyor ki: Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Rabbimizin bunca nimetine rağmen bugün insanlar şükürsüz. Bugün insanlar yemeği zevk haline getirmiş durumda ve paylaşımda büyük sorun var. Bununla ilgili geçen hafta da birkaç değini yapmıştım. Aslında çok yemenin işte bugün zevkle beraber anıldığı bir zamandayız. Ama şu söz bence güzel bir söz: az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur diye. İnsanlar bugün beslenmeyi ne hale getirdiler? Buna bir bakalım. Önce beslenme nedir? Bir tanımlama yapalım. Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan öğeleri vücuda alıp kullanabilmesidir. Beslenme, açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme, sağlığı korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Yani beslenme aslında bilinçli bir eylem, bilinçli bir harekettir. Bizim bilinçsiz yaptığımız beslenme aynı zamanda sağlıksız beslenme çeşidine girer. Onun için bugün insanoğlu kendine sorması lazım: biz niçin besin alıyoruz, niçin besleniyoruz? Bunun cevabı eğer sadece belli haz, zevk almak için veya yeme içme, karın doyurmak içinse bu beslenme sağlıklı beslenme değildir. Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması durumuna yeterli ve dengeli beslenme diyoruz. Tek yönlü beslenmeden ziyade bugün tıp dünyası her gıdadan belirli oranda, belirli miktarda beslenmemizi öneriyor. Ama tek yönlü, tek çeşit beslenmelerin dengesiz beslenme olduğunu söylüyor. Yine bu tür beslenmelerle beraber bazı gıdalardan az alırsak bu da yetersiz beslenmeye giriyor. Şimdi besin öğeleri vücudun gereksinmesi düzeyinde alınamadığında yeterli enerji oluşmadığı ve vücut dokuları yapılanmadığından yetersiz beslenme durumu oluşur. Gerektiğinden çok besin tüketen birey besin öğelerini gerektiğinden çok alır ve gereksiz şekilde vücudunu aynı tür besinle doyurur. Çok alınan bazı öğeler vücutta yağ olarak biriktiğinden sağlık için yarar değil zarar doyurur. Bu durumda dengesiz beslenme olarak tanımlanıyor. Bunun için yeterli besin alınmasına karşın uygun seçim yapılmadığından ya da yanlış pişirme yöntemi uygulandığında besin öğelerinin bazıları alınmayabilir. Bu durumda vücut çalışmasındaki işlevi yerine getirilmediğinden sağlık bozulabilir. Bu duruma da dengesiz beslenme adını veriyoruz. Bakın, yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda neler başımıza gelir? Öncelikle vücudun organ ve dokuları yeterli beslenemediği için büyüme ve gelişmemiz engellenir. Sağlığımız bozulur. Okul iş başarımız azalır, yorgun ve isteksiz oluruz. Burada en önemli şeylerden biri aslında genç kardeşlerime öğütüm: dengeli beslendiğimizde öğrenim durumumuz da burada düzenli hale gelir ve daha iyi algılarız çoğu şeyi. Ama tek yönlü beslendiğimizde ya da yetersiz beslendiğimizde aynı zamanda öğrenmemiz gereken şeyleri de öğrenemeyiz. Burada özellikle konsantrasyon bozulabilir. Bakın, yeterli ve dengeli beslenen kişilerin görünüşünü şöyle tanımlıyor tıp dünyası: sağlam bir görünüş, hareketli ve dikkatli bakışlar, muntazam, pürüzsüz, hafif nemli ve hafif pembe bir cilt, canlı ve parlak saçlar, kuvvetli, gelişimi normal kaslar, düzgün, iyi gelişmiş kol ve bacaklar, sık sık baş ağrısından şikayet etmeyen, iştahlı, çalışmaya istekli kişilik, vücut ağırlığı boy uzunluğuna ve yaşına orantılı bir vücut, zihinsel gelişimi normal, devamlı çalışabilen bir kişilik.
Bunlar benim kızlarım bu arada. Onları koydum. Yetersiz ve dengesiz beslenenlerin görünüşü ise hareketleri ağır, isteksiz, eğilmiş bir vücut, şişkin bir karın, ciltte çeşitli yara ve pürüzler, sık sık baş ağrısından şikayet eden bir kişilik, iştahsız, yorgun, isteksiz bir kişilik. Aslında bu tanımlamaya baktığımızda bu insanın aynı zamanda psikolojisi de bozuk. Yani obez olan bireyler, dengesiz beslenen bireylerin aynı zamanda hayatta birçok psikolojik sorunları da ortaya çıkar. Hayatta zevk alamazlar, birçok şeyde isteksiz davranırlar. Bunun için yetersiz beslenmenin etkilediği grupların başında bebek ve çocuklar, gençler, doğurganlık çağındaki kadınlar, gebe ve emzikli anneler, yaşlılar ve işçiler gelir. Yetişkinlerde ise şişmanlık ve bunun zemin hazırladığı hastalıklar önemli halk sağlığı sorunlarındandır. Aslında yetersiz beslenme toplumun her kesimini etkiliyor arkadaşlar ama en çok bizim gördüğümüz etkilenme bebek, çocuk, doğurgan kadınlar, gebe ve emzikli anneler, yaşlılar ve işçilerde oluyor daha çok. Bunun için özellikle bebeklik çağından itibaren bir annenin çocuğunu yeterli ve dengeli beslemesi lazım. Bununla ilgili de anne sütünün önemine vurgu yapmak lazım. Özellikle şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk 6 ay sadece çocuklara anne sütü önerdiğini burada tekrar gündeme getirmemiz lazım. Anne sütünün yerinde de hiçbir gıda ve mama tutmaz. Bakın yetersiz ve dengesiz beslenme yüzünden zihnen ve bedenen iyi gelişmemiş, yorgun, isteksiz ve hasta bireyler toplum için bir güç ve kuvvet değil, aynı zamanda bir yüktür arkadaşlar. Yani bunlarda biz bu görünüşe bakarak gayet kuvvetli, güçlü bir insan imajı oluşturuyoruz ama aslında bunlar bizim için yorgun, zihnen yorgun, bedenen iyi gelişmemiş ve toplum içinde yük olan insanlardır. Şimdi besin nedir? Bunu tanımlayalım tekrar. Yenilebilen, yaşam için gerekli besin öğelerini sağlayan bitki ve hayvan dokularına besin diyoruz. Besin öğelerini 6 grupta topladık. Proteinler, yağlar ve karbonhidratlar makro besinler grubudur. Mineraller, vitaminler ve su da mikro besinler grubuna girer. Özellikle burada besinlerin kalori değerlerine şöyle bir göz atalım. Besin öğeleri içinde karbonhidratlar ve proteinlerin 1 gramı 4 kalori verirken yağların 1 gramı 9 kalori vermektedir. Yağlar bu açıdan en çok kalori veren gıdalardır arkadaşlar. Besin öğeleridir. Evet, proteinler vücudumuzda nerelerde görev alır? Özellikle proteinler hücrelerin ve metabolik tepkimeleri katalize eden enzimlerin ve bazı hormonların yapı taşı proteinlerdir. Bunlar özellikle biyokimyasal tepkimelerde vücutta yer alırlar. Ve proteinlerin de yapı taşı amino asitler oluşturur. Tabi burada en önemli protein nedir sorusu çok sorulur. En önemli protein arkadaşlar süt ve süt ürünleridir şu anda. Rabbimiz Nahl suresi 66. ayette buyuruyor ki kuşkusuz sizin için hayvanlarda büyük bir ibret vardır. Zira size onların karınlarındaki dışkı ile kan arasından içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz buyuruyor Rabbimiz. Burada günlük gereksinim ne kadardır sorusu tabii çok önemli. Proteinler bizim için büyüme için elzemdir. Vücudun amino asitlerini sentezleyemediği için proteinler mutlaka yiyeceklerle alınmalıdır diyoruz. Peki günlük protein ihtiyacımız ne kadardır? Yetişkinler için ortalama arkadaşlar 0.75 gram kilogram başına protein öneriliyor. Bu açıdan baktığımızda aslında kabaca bir hesap yaparsak 100 kiloluk bir obez insan 75 gram protein alabilir. 50 kiloluk bir insan da 37,5 gram günlük protein alması gerekiyor. İleride hangi gıdada ne kadar protein var onları anlatacağım. Şöyle kabaca önce makro besinlere bakıyoruz bir. İkinci olarak yağlar. Yetişkin insan vücudunun ortalama %18'i yağlardan oluşur. Genelde kadınların vücudunda erkeklere göre daha çok yağ bulunur. Erkeklerin yağlardan ziyade kas kitlesi vardır arkadaşlar vücudunda. O yüzden kadınlarda yağ kitlesi her zaman daha fazladır. İnsan harcadığından çok yediğinde vücudun yağ oranı artar. Harcadığından az yediğinde ise azalır. Bu nedenle vücut yağı insanın
başlıca enerji deposudur. Enerji kaynağı olmadığında vücutta yağ deposu kullanılır. Yağ en çok enerji veren besin öğesidir. Vitaminlerin bir bölümü vücuda yağla alınır. Yağ mideyi yavaş terk ettiğinden doygunluk hissi verir insana. Deri altı yağı vücut ısısının hızlı kaybını önler. Bu yüzden bazı hayvanların deri altı yağ dokusu çok kalındır. Bunlar aynı zamanda soğuğa da dayanıklı hayvanlardır. Yağ dokusunun böyle bir özelliği var. Ne demiştik? 1 gram yağ 9 kalori enerji veriyor, değil mi? Bu açıdan baktığımızda vücutta esas kullanılan enerji deposu yağlardır arkadaşlar. Ama burada önemli olan dengeyi sağlamak. Yani biz gıdalarla yağ alıyoruz, fakat ne kadar yağı tükettiğimiz, ne kadar yağı yaktığımız önemli. Vücutta ilk önce yağlar yakılıyor, ama eğer çok hareketsiz, sedanter dediğimiz, yani hiç spor yapmayan, kendi içine kapalı, yürümeyen, koşmayan bir insansak, o vücudumuza aldığımız yağ besinleri vücuttaki yağa dönüşüyor. Ama hareketli olduğunuzda aldığınız yağ ne yapıyor? Enerjiye dönüşüyor. Zaten ilk yakılan vücutta yağlardır bu anlamda, enerjiye dönüşen. Yağın yapı taşlarının bazıları vücudun düzenli çalışması için gerekli bazı hormonların yapımı için de gereklidir. Yani hormonların bazılarının yapı taşı yağlardan oluşuyor. Yine vitamin A, D ve D, E ve K vitaminleri, biz buna ADEK vitaminleri deriz. Bu gibi vitaminler vücut için gerekli olan yağlara dönüştüklerinde, eridiklerinde yağlara dönüşüyorlar. Bu yüzden bunların yağlarla beraber alınması gerekiyor. Yani biz vücutta A vitamini, D vitamini, mesela D vitamini özellikle vücutta kemik gelişiminde önemlidir. Bu yüzden mesela dışarıdan insanlara D vitamini verildiği zaman genelde yağlı bir sıvı içinde D vitamini verilir. Normalde de bir insanın bu vitaminlerden faydalanması için yağla beraber bunları alması lazım. Vücuda alınan yağın genellikle yarısı besinlerin bileşimindedir ve görünmez yağdır. Günlük beslenmede ve zayıflama diyetinde bir miktar yağ bulunmalı. Ancak yağdan gelen enerji günlük aldığımız besinlerin %30'unu aşmamalıdır. Yani yaklaşık 1/3 oranında yağlarla beslenmemiz lazım. Besinlerde bulunan yağlar arkadaşlar, doymuş ve doymamış yağlar diye iki kısma ayrılır. Doymuş yağ asitleri tereyağı, et, süt ve benzeri bulunan hayvansal kaynaklı gıdalardır. Doymamış yağ asitleri ise daha çok zeytinyağı, ayçiçek yağı, fındık yağı ve benzeri bitkisel kaynaklı yağlardır. Vücutta yararlı olan yağlar genelde doymamış yağ asitleridir. Doymuş yağ asitlerinden belli düzeyde alınması gerekir. Ama aşırı düzeyde alınırsa insanlarda obezite dediğimiz şişmanlığa yol açar. Onun için tereyağı, et, süt ve benzeri hayvansal gıdaları belirli orandan fazla tüketmememiz lazım. Bakın, çoklu doymamış yağ asitleri, yani vücut için daha çok yararlı olan yağ asitlerinde biz ikiye ayırıyoruz. Omega 3 içerenler, omega 6 içerenler. Omega 3 içerenler daha çok balık, kanola yağı, soya yağı, fındık yağı gibi yağlardır. Yine tekli doymamış yağ asidi zeytinyağına dönüşerek omega 3 içerir. Omega 6 ise daha çok mısır özü yağı, ayçiçek yağı ve soya yağıdır. Bugün arkadaşlar, insanoğlu bu omega 3'ü yeteri kadar alamadığı için bunlar şu anda tablet haline gelmiş, eczanelerde satılmaktadır. Mesela balık yağını çok duymuşsunuzdur, değil mi? Toplumda çok satılıyor şu anda. Özellikle kalp hastalıklarında birebir faydalı. Çünkü kolesterolü düşüren, iyi huylu kolesterolü de yükselten bir etken. Bu yüzden şu anda eczanelerde balık yağı adı altında yağ satılıyor. Aslında en güzeli bunları doğal halde almak. Yani Türkiye'nin üç tarafı da denizlerle kaplı. İç denizimiz de var. O yüzden balık tüketimi haftada en az bir kez, tercihen iki kez balık tüketilmeli. Ve bu şekilde vücuda yararlı olan omega 3'ü çoklu doymamış yağ asitlerini alabiliriz. Şimdi çoklu doymamış yağ asitlerinin insanda etkisi ne? Buraya kalp resmi koyduk. Şu şekilde silüeti. Şimdi HDL kolesterol vücutta yararlı olan kolesteroldür. Bir de LDL kolesterol vardır. Kötü huylu kolesterol diyoruz biz LDL. Bu çoklu doymamış yağ asitleri, yani balık, zeytinyağı, kanola yağı dediğimiz yağlar
iyi huylu kolesterolün düşüşünü önlüyorlar. Bir nevi onu yükseltiyorlar veya belli düzeyde tutuyorlar. Trigliserit dediğimiz yağ asitlerinin düzeyini koruyorlar. İnsülin direncini azaltıp tip 2 diyabet, yani şeker hastalığının denetiminde yardımcı oluyorlar. Yani şeker hastalarına biz özellikle bu tür gıdaları öneriyoruz. Yine yüksek tansiyonun önlenmesinde faydalı olan gıdalar, bağışıklık sistem, immün sistem dediğimiz bağışıklık sisteminde yararlı etkileri var. Bu yüzden bu gıdaları çok alan insanlar çok hastalıklarla karşılaşmazlar. Doymamış yağ asitlerinin alımının artması, bakın, koroner arter hastalığı, yani kalp hastalıklarının riskini azaltıyor arkadaşlar. Bakın, bununla ilgili şöyle bir çalışma var tıp dünyasında. Norveç halkının, özellikle buzullarda yaşayan Norveçliler, özellikle somon balığıyla besleniyorlar. Ve bu insanlarda yapılan bir çalışmada özellikle buzulların orada beslenen Norveç halkı, somonla beslenen Norveç halkının kalp hastalıklarına hemen hemen hiç yakalanmadığı görülmüş. Niye? Çünkü bu insanlarda iyi huylu kolesterol yüksek, kötü huylu kolesterol düşük ve kalp hastalıkları, kalp damar hastalıkları görülmüyor bu insanlarda. Ve bu insanlar şişman insanlar da değil, zayıf insanlar. Çünkü bu çoklu doymamış yağ asitlerinde dedik, normal vücuttaki yağ dönüşmüyor, yararlı olan yağ dönüşüyor. Bunlar da insana enerji sağlıyor aynı zamanda. Şimdi makro besinlerden üçüncüsü karbonhidratlar. Protein, yağlar ve karbonhidratlar. Karbonhidratlar vücuda enerji sağlarlar. Özellikle su ve elektrolitlerin vücutta tutulmasını sağlıyorlar. Yine proteinin enerji için kullanılmasını önleyerek proteine olan gereksinmeyi azaltıyorlar. Şimdi karbonhidratlar aslında vücutta bir nevi şeker dediğimiz gıdalar. Yani bal mesela bu anlamda en önemli karbonhidrat kaynağıdır. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbin bal arasına dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendilerine evler edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırıldığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Bugün arkadaşlar bal hala birçok hastalıkta şifa niyetine kullanılır. Mesela biz bile kuru öksürük, kış aylarında çok görülen bir hastalıktır. Yani farenjit, larenjit dediğimiz hastalıklarda. Orada hala özellikle saf balı öneriyoruz. Çünkü birebir geliyor gerçekten. Rabbimiz şifa niyetine balı gerçekten arıya vahyetmiş. Bu şekilde de insanoğlunun yararına sunmuş. Bal da en önemli karbonhidrat öğelerinden biridir. Evet, karbonhidratlar ne yapar vücutta? Yani bu özellikle şekerli yiyecekler. Eklemlerdeki kayganlığı sağlar. Direnci arttırır. Kanın pıhtılaşmasını önler. Kan mukopolisakkaridin ve kan grubu polisakkaridlerin oluşumunda etkindir. Yani kanda bazı yapı taşların oluşumunda etkindir. Yine bakın, bugün polisakkarid grubundan posanın etkisi var. Karbonhidrattan oluşuyor posada. Posa vücutta arkadaşlar özellikle bağırsakların florasını oluşturan, yani bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlıyorlar. Bu şekilde bazı spesifik karbonhidratlar spesifik kolon bakterilerinin üretiminde yardımcı oluyor. Yine kolonda, yani kalın bağırsaklarda su tutumunu arttırarak dışkı hacminin artmasına, transit zamanının azalmasına neden oluyor. Bazı maddeleri dilüye edip, yani sulandırıp çözünürlüklerini arttırıyorlar. Bugün posalı yiyecekler yemezsek arkadaşlar özellikle kabızlık dediğimiz şikayetler ortaya çıkıyor. Bugün özellikle posalı gıdalar nerede var? Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Mesela 100 gram haşlanmış enginar yiyen bir insan günlük lif ihtiyacının %33'ünü karşılıyor. Yani posanın %33'ünü karşılıyor. Yine bir avuç badem yerseniz günde yaklaşık 3.4 gram posa ihtiyacını karşılıyor. Bir insanın diyetindeki günlük posa miktarı 25-30 gram miktarı olması gerekiyor. Bakın, bugün kan şekeri kolesterolün yükselmesini engellemek için, enerji alınımını düzenleyerek doygunluk ve tatmin hissi vermek için, yine amonyağın ve bazı yabancı maddelerin atımını arttırmak için karbonhidratlı gıdalardan yememiz lazım. Amonyak dediğimiz madde vücutta zehirli, toksik dediğimiz bir maddedir. Bunun vücuttan atılması yine karbonhidratlı gıdalarla oluyor. Bugün özellikle
Posalı gıdalar içeriği yüksek olanlar hangileri sorarsanız, ben enginar, badem gibi gıdalar verdim ama şöyle dört başlık altında toplayabiliriz bunu. Kuru baklagiller, kuru fasulye, soya fasulyesi gibi kuru baklagiller, sert kabuklu meyveler, az önce dedim badem bununla ilgili, kepekli tahıllar, sebzeler ve meyveler özellikle posa içeriği yüksek gıdalardır. Dediğimiz gibi günde 25-30 gram bir insanın günlük posalı gıdalardan alması lazım arkadaşlar. Şimdi beşinci olarak vitaminlere geçelim. Vitaminler mikro besinler grubundadır. Büyüme ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli organik bileşiklerdir. Vitaminler koenzim, hormon şeklinde, sinir ve sindirim sistemlerinin çalışmasında, besin öğelerinin elverişli olarak kullanılmasında, vücut direncinin sağlanmasında, yani bağışıklık sisteminin oluşmasında etkilidir. Bugün vitaminler yağda eriyen vitaminler ve suda eriyen vitaminler olarak iki gruba ayrılmıştır. Az önce söylemiştik, yağlı gıdaları almamız lazım ama daha çok bunu ADEK dediğimiz, yani A vitamini, E vitamini, D vitamini, K vitamini özellikle yağlı gıdalarla alınması lazım. Çünkü bu vitaminlerin önemli özelliği yağda eriyen vitaminlerdir. Bunlar yağda eriyerek vücutta yararlı olan hormonlara, yararlı olan besinlere dönüşürler. Suda eriyen vitaminler ise arkadaşlar tiamin, riboflavin, niasin, vitamin B6, folik asit, vitamin B12, pantotenik asit, biyotin, kolin, inositol, vitamin C'dir. Bunların isimlerini bilmenize gerek yok ama genelde B ve C vitaminlerinin suda eridiğini, A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamininin de yağda eridiğini bilmemiz önemli bizim için. Şimdi A vitamini kaynakları nelerdir ve A vitamini eksikliğinde neler olur? Bunlara bir göz atalım. A vitamini özellikle karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta sarısı, havuç ve kayısı da bol miktarda vardır. Peki yeterli A vitamini alamadığımızda ne olur eksikliğinde? Özellikle eksikliğinde arkadaşlar gözde ve deride bozukluklar olur. Yine gece körlüğü ortaya çıkar, diş sağlığının bozulması durumu ortaya çıkar ve enfeksiyonlara yakalanmada artış ortaya çıkar. Yani bağışıklık sisteminde A vitamini önemlidir. O yüzden bu tür kaynaklardan beslenmek lazım. D vitamini özellikle güneş ışığı, balık yağı, karaciğer ve yağlı balıklarda D vitamini bol miktarda vardır. Eksikliğinde ise özellikle bu yazdığımız rikes ve osteomalezi arkadaşlar kemik tutulumu yapan hastalıklardır. Menopoz sonrası kadınlarda ise kemik kırılganlığının azaldığı osteoporoza neden olur D vitamini eksikliği. Bugün gündemde en çok D vitamini tartışılıyor. Hatta özellikle televizyonlarda, basında takip ederseniz D vitamini eksikliği moda olmuş durumda. Özellikle bu anlamda tesettürlü bayanlarımıza da yetersiz D vitamini alındığına dair bazı suçlamalar var. Ama ben şu an bir hekim olarak şöyle söyleyeyim size. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Yani bir insanın tesettürlü olmasıyla açık olması arasında D vitamini alımına açısından hiçbir fark yok. Bir insan eğer yarım saat, 30 dakika güneş altında dolaşırsa günlük yeterli olan D vitamini alabiliyor. Bunun için de örtülü olması önemli değil arkadaşlar. Zaten o örtüden de D vitamini emiliyor zaten yararlı olan. Hatta sadece yüzünün veya ellerinin güneş ışığından faydalanması bile yeterli D vitamini için gerekli, yeterli oluyor. Ama bugün bu anlamda tesettürlü bayanlar yetersiz D vitamini alıyor. Bakın birçok kemik kırılganlıkları, osteoporoz dediğimiz hastalıklar onlarda ortaya çıkıyor deniliyor ama bu çok doğru bir şey değil açıkçası. Bugün bunu bu şekilde görmüyoruz. Bunu hatırlatalım burada. E vitamini özellikle kaynakları olarak buğday emriyosu, soya yağı, bitkisel yağlar, az önce söylediğimiz ayçiçeği, zeytinyağı gibi yağlar, zenginleştirilmiş margarin ve yağlı tohumlarda E vitamini bol miktarda bulunuyor. E vitamini eksikliğinde arkadaşlar hemolitik anemi dediğimiz bir kansızlık hastalığı bu. Yine sinir kas sistemi yetersizlikleri ortaya çıkıyor. O yüzden E vitamini de özellikle kas hastalıklarında kaslarının güçlü olması isteyen insanlarda öneriyoruz. K vitamini ıspanakta ve soya fasulyesinde ve lahanada bol miktarda var. Eksikliğinde ise vücut içinde ve vücut dışında kendiliğinden kanamalar ortaya çıkıyor. Özellikle yeni doğan bebeklere doğar doğmaz arkadaşlar K vitamini yapılırdı eskiden. Bugünler yani şu zamanda çok kullanılmıyor ama bunun yapılması nedeni bu bebeklerde kendiliğinden kanama olmasın diye. Çünkü
Damarlar yeterli değil, kan hücreleri yeterli değil. Bu yüzden doğar doğmaz bebeklere eskiden K vitamini yapılıyordu. Bakın C vitaminine geçersek adek yağda eriyenlerde, şimdi suda eriyen vitaminlere geçelim. C vitamini bugün özellikle birçok bağışıklık sisteminde ilk sıradaki vitamindir arkadaşlar. C vitamini eksikliği olan çocuklar özellikle kış aylarında solunum hastalıklarına çok yakalanır. Bu yüzden C vitamini yetersizliğinde biz diş ve diş eti hastalıklarını ve bağışıklık sistemi yetersizliğini görüyoruz. Peki C vitamini nereden alacağız? Kuşburnu bu açıdan çok önemli. Kuşburnu C vitamini açısından hemen hemen en zengin kaynaklardan biri. Yine kırmızı ve yeşil biber bu açıdan önemli. Özellikle şöyle bir bilgi var. Günlük bir kırmızı biber yiyen insan günlük C vitamini ihtiyacının hemen hemen hepsini karşılamış oluyor arkadaşlar. Yani kırmızı biber de özellikle C vitamini açısından önemli bir depo. Yine turunçgiller, yani portakal, greyfurt türü gıdalar, limon hakeza C vitamini açısından yüksek meyvelerdir. Yeşil yapraklı sebzeler C vitamini açısından zengindir ve çilek. Yani bu yazın özellikle günlük 8-10 tane çilek yemek yine günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılar. Şimdi B vitaminlere geçelim arkadaşlar. B vitaminleri B1, B2 diye gider. B12'ye kadar vitamin var. B vitamini türü var. B1 vitamini kaynakları karaciğer, kuru baklagiller, tahıllar ve yağlı tohumlardır. Yetersizliğinde sinir ve sindirim sistemi hastalıkları, iştahsızlık ve baş dönmesi ortaya çıkar. B2 vitamini süt ve süt ürünleri, karaciğer, et, yeşil yapraklı sebzeler ve yumurtadan alınır. Peki yetersizliğinde ne olur? Deri ve mukozada kendiliğinden yaralar ortaya çıkar. Görme ve sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkar. B6 vitamini kaynakları yine et, karaciğer, yumurta sarısı, balık ve mayada bol miktarda bulunur. Yetersizliğinde bağışıklık sisteminde zayıflama, ciltte yaralar, sinir sistemi bozuklukları. B12 vitamini arkadaşlar et ve et ürünleri, süt, süt ürünleri, balık, yumurtada bol miktarda bulunuyor. Pernisiyoz anemi dediğimiz bir kansızlık hastalığı, sinir sistemi bozuklukları, baş ağrısı ve yorgunluk ortaya çıkıyor. Şimdi burada özellikle B vitaminlerine şuna dikkatinizi çekeriz. B vitamini eksikliğinde özellikle psikolojik rahatsızlıklar, yani sinir sistemi hastalıkları çok sık görülür. Bu yüzden yetersiz B vitamini alıyorsak gün içi biraz konsantrasyonumuz düşük olur. Biraz stresli, ajitasyon durumları ortaya çıkabilir. O yüzden günlük süt, süt ürünlerini ve et ürünlerinden bol miktarda yememiz lazım. Günlük bir bardak süt bu açıdan önemli. Muhakkak günlük besin öğelerimizin içinde olması lazım. Niyetin arkadaşlar önemli bir vitamindir gene. Maya, karaciğer, et, balık ve yağlı tohumlarda bulunur. Pellagra dediğimiz bir deri hastalığı bu arkadaşlar. Yine sinir ve sindirim sistemi bozukluklarında ve ciltte yaralar yetersizliği durumunda ortaya çıkar. Folik asit karaciğer ve diğer organ etlerinde bulunuyor. Yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda var. Kuru baklagillerde ve yumurtada yine folik asit var. Eksikliğinde arkadaşlar yine bir kansızlık, megaloblastik anemi diyoruz buna. Ve yine kalp hastalıkları ortaya çıkıyor. Şimdi bu vitaminlerden sonra mineraller, yine mikro besinler dediğimiz gıdalar arasında mineraller. Bir yetişkin insanın vücudunun ortalama %6'sı minerallerden oluşuyor. Mineral dediğimiz arkadaşlar sodyum, potasyum, klor dediğimiz şeyler, elementlere mineral diyoruz biz. Minerallerin bir bölümü iskelet ve dişlerin yapı taşıdır. Mesela özellikle iskelette ne bulunuyor? Kalsiyum ve fosfor, değil mi? Kemik yapısının özellikle yapı taşlarıdır bunlar. Diğer bir bölümü ise vücut suyunun dengede tutulmasını sağlıyor. Özellikle sodyum ve potasyum bu açıdan önemli. Mesela özellikle fazla tuz alan insanlarda ödem ortaya çıkıyor, değil mi arkadaşlar? Bacaklar, gözler şişiyor. İşte burada vücut suyunun dengesi bozuluyor aslında. O yüzden günlük tuz tüketimimizin de belli miktarda olması lazım. Günlük tuz tüketimimizle ilgili Türkiye'de yapılan bir çalışma var. Yaklaşık bir Türk insanın günlük 18 gram tuz tükettiği tespit edilmiş. Fakat şu anda tıp dünyası günlük 6 gram tuz tüketilmesini öneriyor. Günlük yani Türk halkı bu açıdan 3 kat fazla tuz tüketiyor.
Şimdi yurt dışında özellikle bir Türk'ü nereden tanırsınız diye sormuşlar. Onlar da diyor ki yurt dışındaki insanlar, eğer bir insan restoranda, lokantaya oturduğunda yemeğin tadına bakmadan tuz atıyorsa bu insanın biz Türk olduğunu düşünüyoruz diyorlar. Gerçekten de öyle. Biz yemeğin tadına bakmadan ilk önce tuza sarılıyoruz. Aslında çorba da tuzlu olabilir, yediğimiz yemek de tuzlu olabilir. Bu yüzden Türk halkı günlük alması gerekenin 3 katı fazla tuz tüketiyor arkadaşlar. Bazı mineraller vücutta besin öğelerinden enerji oluşmasında ve oksijenin taşınmasında gerekli. Bazı mineraller de vücudun çalışmasını düzenleyen enzimlerin bileşiminde yer alıyor. Bugün bakın mineraller, yani sodyum, kalsiyum, fosfor, bunlar nerede var? Şöyle bir göz atalım. Sodyum özellikle tuz ve yumurtada bol miktarda var. Zaten tuzun bileşeni sodyum klorür, değil mi arkadaşlar? Kalsiyum süt ve süt ürünlerinde bol miktarda var. Yine fosfor, kemik gelişimi için gerekli olan bir mineral kalsiyumla beraber. Bu da süt ürünlerinde bulunuyor. Çinko arkadaşlar, özellikle çinko nerede gerekli? Saçların gelişiminde gerekli. Saç dökülmesinde biz özellikle çinko eksikliğinden şüpheleniriz. Yine büyüme ve gelişmede çocuklarda çinko gereksinimi çok önemli. Bu da daha çok hayvansal kaynaklarda var. Bugün et yemeyen bir toplum var, değil mi? Mesela vejetaryen dediğimiz bir grup var. Bunlarda hem çinko alımı hem B12 alımı ve diğer B vitamini alımları eksik çıkıyor. Bu insanların saçları dökülüyor. Yine B12'yi almadıkları için bu insanlarda psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu yüzden çinkoyu özellikle, altını çizelim, hayvansal kaynaklarda çok var. Vücutta, çocuklarda büyüme ve gelişmede, erişkinlerde özellikle saç gelişiminde önemli. Potasyum arkadaşlar kahvede çok var, yeşil yapraklı sebzelerde var. Yine demir çok önemli bugün. Demir eksikliği anemisi diyoruz, değil mi? Demir eksikliği kansızlığı. Toplumda özellikle ilk görülen kansızlık demire bağlıdır. Bugün yetersiz demir alımından dolayı birçok insan kansız durumda bize geliyor. Bugün en çok demirin bulunduğu kaynaklar arkadaşlar et, yumurta ve pekmezdir. Özellikle keçi boynuzu pekmezi demir açısından çok zengindir. Yine yumurta, günlük doğal yediğimiz yumurtada ette demir var. Yine demir için şunu söyleyebiliriz. Bakın bütün gıdalar aslında birbiriyle ilişkili. C vitamini bol alan insanların demir oranlarında yüksek olduğu görülmüş. C vitamini demir eminimini arttırıyor. Vücuda yararlı hale getiriyor. Bir de şunun altını çizelim. Eğer günde çok çay içiyorsunuz arkadaşlar, demiriniz yeteri kadar kana geçmiyor. O yüzden demir eksikliği ortaya çıkıyor. Bu yüzden çay içmeyi biraz bırakıp daha fazla yumurta, et, pekmez yemeli ve çayı özellikle gün içinde 3-4 bardaktan fazla içmemeliyiz. Şimdi iyot vücutta önemli bir mineral. İyotlu tuz ve balıkta var. Balık arkadaşlar iyotu ne yapıyor? Denizden alıyor, sudan alıyor ve bu şekilde insanlara Rabbim bir şekilde balığı da aracı kılıp taşıyor iyotu. Flor su ve deniz ürünlerinde çok var. Flor özellikle diş gelişiminde önemli bir mineral. O yüzden biz suyu yeterli miktarda içersek ve deniz ürünlerinden yeterli miktarda yersek diş gelişimimizde de normal olur. Magnezyum yağlı tohumlarda ve kuru baklagillerde bol miktarda bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bugün su da önemli bir besin kaynağı mı bizim için? Evet, besin kaynağı. Bakın su besinlerin sindirimi, emilimi, hücrelere taşınmasında, yine besin öğelerinin hücrelerde metabolize olmaları sonucu oluşan öğelerin akciğer ve böbreklere taşınıp atılmalarında, vücut ısısının denetiminde, eklemlerin kayganlığının sağlanmasında, elektrolitlerin taşınması için gereklidir. Bugün günlük su tüketiminin ortalama bir insanda 1,5-2 litreye kadar olması gerekiyor. Fakat bugün yine Türk toplumunda günlük su tüketiminin yarımla 1 litre arası olduğuna dair daha çok kanı var. Fakat yetersiz su içtiğimizde arkadaşlar vücut ısısımızın dengesi kayboluyor. Mesela soğukta kalan bir insan aynı zamanda susuz kalmıştır. Çünkü vücut ısısı düşer bu insanın. Yine eklemleri kayganlığı azaldığı için mesela soğukta insanlar daha yavaş yürürler. Yine birçok vücutta denge açısından baktığımızda su önemli bir kaynak. O yüzden günlük 1,5-2 litre su tüketmemiz şart.
Su insan yaşamı için oksijenden sonra en önemli öğedir arkadaşlar. Bugün bakın Rabbimiz vücudumuzun hemen hemen 1/4'ünü sudan kılmış değil mi? İnsanoğlunun 1/4 vücudunun bazı kaynaklarda 2/3 der. Sudan oluşmuş durumda. Bugün dünyanın da yaşadığımız bu dünyada gezegenin de hemen hemen 2/3 arkadaşlar veya 1/4 de diyebiliriz sudan oluşmuş durumda. Su açısından dediğimiz gibi oksijenden sonra en önemli kaynak. Bugün insan vücudundaki karbonhidratların ve yağın tümünü, proteinlerin yarısını, vücut suyunun da %10'unu yitirdiğimizde arkadaşlar yaşamımız tehlikeye giriyor. Bakın suyun önemi de burada ortaya çıkıyor. Yani vücudunuzdaki suyun %10'u azalırsa bir şekilde, vücut su kaybederse, bakın %10'unu kaybettiği zaman ne yapıyoruz? Ölümle karşı karşıya gelebiliriz. Şimdi böyle bir piramit var karşımızda. Sağlıklı beslenme piramidi diyoruz biz buna. Şimdi en alttaki tabaka arkadaşlar bizim yememiz gereken gıdalar. En altta ne var? Karbonhidratlar var. Yani ben burada daha çok balın üzerinde durdum ama ekmek, pirinç, makarna bizim için önemli karbonhidratlar. O yüzden günde yani 3 ana öğün yiyoruz ya. Burada 6-11 servis. Bunların gramları var. Bunları ben size veririm. Ya anlatırız inşallah. Bu 6-11 servis bunlardan yememiz lazım. Bir üstünde evet ara öğünlerde bir üstünde meyve grubu ve sebze grubu var arkadaşlar. Yani sağlıklı beslenme piramidinin en alttan ikincisi diyebiliriz. Yine üçüncü olarak da yememiz gereken süt, yoğurt, peynir grubu gıdalar, yine et, sakatat, balık, baklagiller, yumurta, kuru yemiş grubu gıdalar var. Peki biz ne yememeliyiz veya neden en çok kaçınmalıyız sorusu gündeme geliyor. Bakın arkadaşlar katı ve sıvı yağlar ve tatlılar en çok kaçınmamız gereken gıdalar. Özellikle burada tatlılar da şeker eklenen, doğal şekerle yapılmayan tatlılar. Bugün birçok şey var değil mi? Mesela markette de geçen hafta da konuşmuştuk. Özellikle bu şekerli gıdalarla yapılan çikolatalar var veya şekerli sakızlar var. Birçok çocuklarımız için özellikle bunları söylememiz lazım. Bu gıdalardan uzak durmamız lazım. Yine özellikle katı yağlar yani margarin türü yağlarla yapılan gıdalardan da uzak durmamız lazım. Sıvı yağlar burada önemli ama sıvı yağlar zaten yemeklere çok çok girmiyor. İşte bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığıyla genelde annelerimiz, eşlerimiz veya aşçılarımız yemeklerimizi yapıyor. Bu yüzden en üstte piramitte bu gıdalar var. Bu sağlıklı beslenme piramidi her insan için önemli. Tabii bu piramitte bazen değişiklikler yapabiliyoruz. Mesela biz kalp hastalarına veya şişman bir bireye günde 6-11 kez 11 öğün şey yedemiyoruz. Makarna, pilav veya ekmek tüket demiyoruz. Onun için bu sağlık piramidini konuşurken şunu da söylememiz lazım. Aslında her insana ait bir sağlık piramidi var. Çünkü bir insanın mevcut bulundurduğu hastalıklara göre de piramit değişebiliyor arkadaşlar. Bugün biz şeker hastasına çok yoğun karbonhidratla beslenmesini söyleyemeyiz değil mi? Yani bu insana sen pirinç, işte ekmek, tahıl, bal çok ye diyemeyiz. Balı zaten şu anda doğal balı bulmak zor ama biz diyabet hastalarına, şeker hastalarına balı çok önermiyoruz açıkçası. O yüzden kişiye göre de piramit oluşturabiliriz. Bugün arkadaşlar besin grupları dediğimiz aslında bir nevi besinleri de gruplandırdığımız 4 grup var. Birinci grup süt ve süt ürünleri. Yani gıdaları bu şekilde de kategorize edebiliriz. Süt ürünlerinde işte süt, yoğurt, kefir, peynir, çökelek, süt tozu ve benzeri gıdalar var. Bu gıdalar nerede önemli? Besleyici değerleri özellikle protein, kalsiyum ve fosfordan zengin arkadaşlar. Çok iyi riboflavin kaynağı. Yani riboflavin bir B2 vitamini. Folik asit ve diğer B vitaminlerinden de zengin bu gıdalar. Yani biz özellikle B vitaminlerinden yoğun beslenmek istiyorsak süt ve süt ürünlerini tüketmemiz lazım. Günlük önerilen miktarlar yetişkinlerde 2 porsiyon, çocuk gebe emzikli kadınlarda ise yaklaşık 3-4 porsiyon bu süt ürünlerinden tüketilmesi gerekiyor. Bugün özellikle yağsız veya yağı azaltılmış süt, yoğurt ve tuzu az peynir çeşitleri tercih edilmelidir. Yani bugün
Bu gıdaları tüketirken de az yağlı süt ve yağsız veya az yağlı peynir tüketmemiz lazım. Tam yağlı peynirden aşırı tüketirseniz bu da bizim için yarar değil, zarara dönüşür. Bakın, yoğurdun suyu B2 vitamini içerdiğinden arkadaşlar dökülmemelidir. Eskiden insanlar yoğurdun suyunu çok yararlı olduğu için kullanırlarmış. Bugün insanlar ise yoğurdun suyunu, bugün kadınlar ne yapıyorlar? Döküyorlar. Aslında yoğurdun suyu B2 vitamini açısından çok zengindir. O yüzden içilmesi gerekiyor. Çiğ sütten yapılmış peynir ve açık süt tüketilmemelidir. Özellikle bu açıdan eğer bulunursa taze inek sütü kaynatılmış ya da bulunamazsa da zoraki olarak pastörize ve uzun ömürlü süt diyoruz. Ama pastörize ve uzun ömürlü sütü en son seçenek olarak düşünüyoruz. Çünkü bugün bu sütlerin hangi ortamlarda pastörize edildiği, nasıl uzun ömürlü hale getirildiği şüpheli arkadaşlar. O yüzden taze süt, özellikle inek sütü, ulaşımı zor ama bulunursa ilk kaynaktır. Bakın, bugün yapılan yanlışlardan biri nedir? Sütlü tatlılara özellikle pişerken şeker eklenmesi. Bu vitamin değerini, özellikle B vitamini değerini kaybettiriyor. O yüzden sütlü tatlılara piştikten sonra şeker eklenmelidir. Yine bugün özellikle ishal tedavisinde arkadaşlar yoğurt yenmesi ve tuzlu ayran içilmesini biz öneriyoruz. Bu anlamda da süt ve süt ürünleri, özellikle yoğurt, ayran ishal tedavisinde birebirdir. Bugün ikinci grup besin öğelerinde et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller. Bu gruptaki besinler özellikle protein, B vitaminleri, demir, çinko, fosfor ve magnezyumdan zengindir. Özellikle kuru baklagiller posadan zengindir arkadaşlar. Yani bugün az önce söyledim, kabızlık şikayeti önemlidir. Kabız olan birçok insanı biz posadan zengin gıdaları öneriyoruz. Bu anlamda da kuru baklagiller ön planda gelir. Bir insan 25-30 gram bugün posa içeren gıda tüketmesi lazım. Bakın, et, yumurta, kuru baklagil grubu ne yapar? Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Kan yapımında ve hastalıklara karşı direnç kazanılmasında görevleri vardır. Yumurta yine protein kalitesi açısından, eğer doğal yumurtasa, en yüksek besin kaynağıdır. Bunlardan herhangi birinden veya birkaçından her gün 2 porsiyon yenmelidir. Gebe ve emzikli kadınlar ve gençlere biz 3 porsiyon yenmesini öneriyoruz. Şimdi bugün kırmızı et önemli bir protein kaynağı. Kolesterol ve donmuş yağ içerir. Kalp rahatsızlığı olanlar kırmızı et yerine beyaz et tercih etmelidir. Yine arkadaşlar haftada 2 kez balık yenmelidir. Daha önce de söyledim. Bu özellikle bakın, bir porsiyon balık 150-200 gram balığa tekabül eder. 2 kez balık, yaklaşık haftada 250-300-350 gram bir balık yenmesi gerekiyor. Özellikle kışın tüketimi önemli. Posa alımını arttırmak için de haftada en az 2 kez kuru baklagil tüketilmelidir. Bugün kızartma yerine arkadaşlar daha çok haşlama ve ızgara etler tercih edilmeli. Kızartma bizim çok önerdiğimiz bir yemek pişirme türü değil. Çünkü gıdaların birçok vitamin ve besinsel kaynakları kızartmayla beraber yok oluyor. Bugün kuru baklagiller protein kalitesini arttırmak için tahıllarla karıştırılarak tüketilmeli. Vitamin kayıplarını önlemek için özellikle pişirme suları dökülmemeli arkadaşlar. Bugün en önemli yanlışlardan biri, mesela bugün yemeği pişiriyorlar, suyu fazla geleni döküyorlar. Atıyorum mesela makarnanın suyu, aslında az suda makarna eğer pişirilirse o aynı zamanda vitaminlerini suya geçmiş ve su atılmamış olur. Makarnada mesela, diğer gıdalarda da buna dikkat edilmesi lazım. Mümkün mertebe haşlama sular, pişirme sular atılmaması, bir şekilde yemeğe dönüştürülmesi gerekiyor. Bugün sağlam salam, sosis gibi et ürünleri tüketirken yanında mutlaka C vitaminlerinden zengin besinler tüketilmeli. Salam, sosis tabii bugün çok konuşulan gıdalar. Çok da bunlara güvenemeyiz şu anda. Özellikle domuz etinin girdiği gıdalar bunlar arkadaşlar. Burada yazılmış ama biz salam, sosis gibi gıdalardan mümkün mertebe kaçmanızı öneriyoruz. Ama tüketilecekse de, güvenliyse de, özellikle C vitaminlerden zengin ürünlerle tüketilirse bunların da birçok besinsel anlamda daha yararlı hale dönüşüldüğü ortaya çıkmış. Yine çiğ yumurta çok önerilmiyor arkadaşlar bugün. Birçok zararı olduğu ortaya çıktı. Bugün sebze ve meyveler besin öğeleri açısından önemli. Bileşimlerin önemli kısmı su aslında, sebze ve meyvelerin.
Ama özellikle C vitamini, B vitamini, A vitamininin öncüsü bunlar. Yine posta, demir, magnezyum ve E vitamininden zengindir arkadaşlar bitkisel gıdalar. Bunlar özellikle meyve ve sebzeler büyüme ve gelişmeye yardımcıdır. Deri ve göz sağlığı için önemlidir. Bugün mesela havuç özellikle değil mi? Göz sağlığında çok önemli bir gıdadır. O yüzden biz bebeklerin sebze çorbalarına muhakkak havuç katmalarını öneriyoruz annelerine. Çünkü göz sağlığının gelişiminde havucun yeri önemli. Özellikle A vitamini içeriyor havuç bu anlamda. Yine diş ve diş eti sağlığının korunmasında besinsel anlamda meyve ve sebzeler önemli. Hastalıklara karşı vücut direncinin arttırmasını etkiler. Yine kan yapımı için gerekli gıdalar bunlar. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olurlar ve doygunluk hissi sağlarlar arkadaşlar. Çeşitli renk türlerdeki sebze ve meyveler günde en az 5 porsiyon olarak tüketilmeli. Günlük alınan sebze ve meyvelerin en az 2 porsiyonu yeşil yapraklı sebzeler, domates ve turunçgillerden olmalı. Bir porsiyon miktarları ne kadardır? Bu önemli. Yani günlük bir porsiyon mesela meyve neye tekabül eder? Bu önemli bir sorun. Bir orta büyüklükteki elma veya bir orta büyüklükteki portakal bir porsiyon demek arkadaşlar. Yine çilek, kiraz ve benzeri meyvelerin bir su bardağı bir porsiyona denk geliyor. Bununla ilgili şöyle diyebiliriz. Yani 8-10 tane çilek bir porsiyon demek bugün. Bakın kayısı, erik gibi meyvelerin 3-6 adedi bir porsiyona denk geliyor. Yine bir tabak sebze yemeği bir porsiyon meyve veya sebze demek. Ekmek ve tahıl grubu. Bu grupta da arkadaşlar buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf gibi tahıl taneleri, bunların unları, bulgur, yarma, makarna, şehriye bu grupta yer alır. Bugün ekmek ve tahıl grubu besinler karbonhidratların önemli yapı taşlarıdır. Yine proteinler vardır bunlarda ve B vitamini içeriğinden zengin gıdalardır. Yine posa yönünden özellikle zengin gıdalardır. Günde 6 porsiyon kadar tüketilmesi gerekiyor. Peki 6 porsiyon bugün neye denk geliyor? Bu önemli bir soru. Bakın 6 ince dilim ekmek veya 3 dilim normal ekmek, 1 kepçe unlu çorba, 4 yemek kaşığı pilav, 6 porsiyona denk gelen gıdalar. Bu şekilde 6 porsiyon bu kuru baklagillerden, tam tahıldan tüketilmesi gerekiyor. Ağır işte çalışan ve enerji gereksinimi fazla olan insanlar bu gruptan daha fazla tüketebilirler. Yani bunlarda 8-10 porsiyona çıkılabiliyor. Şimdi bir ince dilim ekmek yaklaşık 70 kalori enerji veriyor arkadaşlar. Bir ince dilim. Siz günde 6 ince dilim ekmek aldığınızda direkt 420 kalori ekmekten almış oluyorsunuz. Bakın bugün ortalama, yani orta düzeyde egzersiz yapan bir insan için 2000 kalorilik bir gıda gereksinimi var. Ortalama 6 ince dilim ekmek yiyen bir insan da 420 kalorisini, yani hemen hemen 5'te 1'ini ekmekten sağlamış oluyor. Bugün ekmek B vitaminleri açısından zengin bir besin olmasının yanı sıra günlük beslenmede de enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Bakın 2000 kalorinin ne dedik? 5'te 1'ini biz ekmekten almamız lazım. Çünkü enerji kaynağında önemlidir bu gıdalar. Burada dikkat edilmesi gereken husus tüketim miktarıdır. Yeterli ve dengeli beslenme içinde uygun miktarlarda tüketilen ekmek şişmanlatmaz ve hatta besin değeri açısından zayıflama diyetinde de yer almasında sakınca bulunmamaktadır. Kızartılmış ekmek ile kızartılmamış ekmek arasında kalori değeri açısından fark bulunmamaktadır. Şimdi bugün bize böyle şişman bazı kadınlar geliyor. Hocam biz ekmeği çok yiyoruz. Ne kadar yiyorsun? Bir oturuşta bir yarım ekmek yiyorum diyor mesela kadın. Bir oturuşta bu. Toplam değil arkadaşlar, bakın. 6 ince dilim ekmek değil. Bir oturuşta yiyor. 3 oturuş olsa 1,5 ekmek yiyor bu insan. Şimdi diyor ki biz diyor bu ekmeği kızartılmış şekilde yesek diyor, bunun kalorisi düşer mi diyor. Yani bir uyanıklık yapalım diyor ama bugün yapılan çalışmalarda kızartılmış ekmekle kızartılmamış ekmeğin aynı derecede kalori verdiği ortaya çıkmış. Buna da dikkat etmek lazım. Tam tahıl ürünleri tercih edilmeli genelde. Yani bugün tahıllı ekmek bizim daha çok önerdiğimiz ekmek. Hem posa açısından önemli hem de yararlı karbonhidrat dönüşümü açısından tam tahıllı ürünler daha çok öneriliyor. Yine protein kalitesini arttırmak için
diğer besinlerle beraber tüketilmesi daha iyi olur. Bugün arkadaşlar saf besinler dediğimiz şekerler, yağlar da bu gruba girer. Şeker ve şekerli besinler enerji alımını arttırırlar. Ama aynı zamanda aşırı tüketildiğinde ne yapar? Diş çürüklerine neden olurlar. Şekerli besinlerin ve içeceklerin tüketimini muhakkak sınırlandırmamız lazım. Özellikle kolalı içecekler, hazır meyve suları, gazlı içecekler yerine süt ve süt ürünlerini, taze sıkılmış meyve sularını tercih etmemiz gerekiyor. Bugün şekerli besin tüketiminden sonra özellikle çocuklarımızın dişlerini fırçalatmamızı unutmamamız lazım. Çünkü bunların en önemli verdiği zarar diş minesine, yani dişin dışındaki tabakayı bozarak dişin çürümesine neden oluyor. Bugün bizim aslında önerdiğimiz şey özellikle çocukları çikolatadan, şekerli gıdalardan uzak tutamayız ama en azından meyve sularından, gazlı içeceklerden, kola zaten muhakkak çoğumuz kullanmıyordur diye düşünüyorum ama bunlardan uzak tutmayı öneriyoruz. Daha çok taze sıkılmış meyve sularını çocukların kahvaltısına koyarsak çok daha iyi etmiş oluruz. Taze sıkılmış meyve sularını da çok bekletmemek lazım. Beklediği oranda onun vitamin kaynağı düşüyor arkadaşlar. O yüzden işte portakal sıkıyorsanız anında çocuğa içirmeniz lazım. Ben bir gün sonra içireyim, çok sıkayım diye düşünmeyin. Muhakkak o anda çocukların içmesi lazım. Yağlar arkadaşlar özellikle az önce de söyledik ama bir daha tekrar niteliğinde enerji sağlıyorlar. Ve ADEK dediğimiz A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitaminlerinin emilmesini sağlıyorlar. Besleyici özellikleri diğer gruplara göre daha düşük yağların. Şimdi bugün bu beslenmeyle sağlık ilişkisi önemli. Bugün aslında bakın şöyle söyleyeyim, bana gelen birçok hasta var. Şimdi bazı hastalar hocam biz su içsek yarıyor diyorlar. Yani bu günlük hayatımızda da çok karşılaştığımız bir söz. Hocam hiçbir şey yemiyorum, su içsem yarıyor diyor bana. Ama suyu neyle içiyor bilmiyoruz. Yani ekmekle mi içiyor, bir şeyle mi içiyor? O önemli. Bazı insanlar da bir bakıyorsunuz bir oturuşta bir ekmek yiyor. Bir ana öğünde. Ama bir bakıyorsunuz zayıf insanlar. Niye? Çünkü bu insanlar yakıyor bunları. Bunun için şu denklem çok önemli. Bir insan günlük hayatında ne kadar yakabilirse o kadar yemek yemesi lazım. Yani biz yakabildiğimiz oranda yemek yememiz lazım. Yani dengeli beslenme önemli. Yani meyve, sebze, karbonhidrat, protein, yağlardan orantılı beslenmemiz lazım ama bugün bizim önemli olan bir şeyimiz yürümemiz lazım arkadaşlar. Spor yapmamız lazım muhakkak. Hareketli olmamız lazım. Bugün araba çok önemli bir vasıta aracı. Hayatımızı kolaylaştırıyor ama bugün her yere arabayla giden insanlar var. Bir de arabayı evinin en yakınına park etmeye, iş yerinin en yakına park etmeye çalışıyorlar. Bugün özellikle şöyle bir şey, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı bunu çok söylüyor. Arabanızı uzak yerlere park edin. En azından kendinize biraz yürüme mesafesi oluşturmuş olursunuz diye. Ama benim önerim günlük en az yarım saat, 30 dakika tempolu bir şekilde yürüyüş. Hiçbir şey yapamayan insanlar için bu. Bu gerekli. Onun için biz eğer yemeği günlük hayatımızda bir yani yakabilirsek bir sıkıntımız yok. Ama eğer yakamadığımız, enerjiye dönüştüremiyorsak bugün bize su da yarar, her şey yarar. O yüzden muhakkak yakabildiğimiz kadar yememiz lazım. Burada bir orantı var. Body mass index diyorlar buna tıp dünyasında. İşte kısaca boyun kiloya indeksi arkadaşlar. BKI kısaltılmışı bunu gösteriyor. Bakın boya göre uygun beden ağırlığı. Bunun bir denklemi var. Ağırlık bölü boyun karesi. Bu bize neyi gösteriyor? Bir insanın boyunun kilosuna göre ne kadar orantılı olup olmadığını gösteriyor. Ve bize aynı zamanda yeterli ve dengeli beslenip beslenmediğimizi gösteriyor. Bakın ortalama şöyle bir hesap yapalım. 1.70 boyunda yani 1 metre 70 santim bir arkadaşımız var 75 kilo ağırlığında. Bu insanın body mass indeksi, beden kitle indeksi ne? 75 bölü 1.70'in karesi arkadaşlar. Bu da yaklaşık ne çıkıyor? 75 bölü 2.89 26. 26 ne demek? Tabii bir sayı çıktı karşımıza. Şimdi bugün body mass indeks eğer 18.5'tan düşükse bu insan arkadaşlar zayıftır. Bu insanın ne yapması lazım? Fazla kalori alması lazım. Bizim buna vereceğimiz
kalori 2000 kaloriden fazla olur. Yani gıda anlamında bir cetvel oluştururuz. Bu kadar kaloriyle beslenmen gerekir deriz. 25 ile 29.9 arası ise fazla kilolu gösterir. 30 ve üzeri ise arkadaşlar obezite dediğimiz bir göstergedir. Bizim ne olmamız gerekiyor? Bizim arkadaşlar 18.5 ile 25 arası olmamız lazım. Body mass index dediğimiz. Yani sizin kilonuzun boyunuzun karesine bölümü eğer 18.5 ile 25 arası oluyorsa siz yeterli ve dengeli besleniyorsunuzdur. Ama bunun haricinde değerler yetersiz ve dengesiz. Ya zayıf olduğunuzu ya şişmanlığa, bu şişmanlık değil ama pre-obez diyoruz biz buna tıpta. Yani şişmanlık öncesi dönem 25 ile 29.9 arası ya da 30'un üzerindedir. Bu da ne olur? Obezite. Yani artık şişmanlığa girmişsiniz demektir. Buna göre beslenmemiz lazım. Bugün turunçgillerden zengin bir besin planı yapmamız şart. Bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Son olarak konuşmada. Sadece de taze portakal, greyfurt, mandalina tüketmekle ya da portakal, greyfurt suyu içmekle yetinmeyin. Bu meyvelerin kabuğunda bulunan D limone isimli maddenin cilt dostu olduğu belirlenmiş. Özellikle cilt kanserine karşı koruyucudur bunlar ve bundan yararlanmak için bu meyvelerin kabuklarından hazırlanmış reçellerden yararlanabilirsiniz. Bilmiyorum Akdeniz ikliminde ilişki olan var mı ama orada turunçgillerin kabuklarından reçel yaparlar. Özellikle turunçgil kabuğu reçelleri meşhurdur orada. Tadı da güzeldir. Belki bir araştırma yapılsa özellikle cilt kanseri belki orada daha az görülüyordur. Yine yeşil ve siyah çaydan yararlanabiliriz arkadaşlar. Özellikle yeşil çayın güçlü bir cilt dostu olduğunu biliyoruz. Yine bu güç ihtiva ettikleri polifenol dediğimiz bir maddeye bağlı. Yine bugün yeşil ve siyah çay zayıflamada etken, bu çayların mideyi tok tuttuğuna dair deliller var. Ve kadınlarda, şişman olanlarda, yine erkeklerde zayıflamak için kullanılıyor. Yine doğal antioksidan desteklerini unutmamak lazım bu çayların. Bunlarda işte bazı alfa lipoik asit gibi, C vitamini gibi, koenzim Q gibi, E vitamini gibi bazı maddeler var. Bunlar antioksidan maddeler. Antioksidan maddeler arkadaşlar vücudun dinç olmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayan gıdalardır, besinlerdir. Antioksidan maddeleri de bu gıdalar, yeşil ve siyah çaylar bol miktarda içeriyor. Yine daha çok sebze tüketin diyoruz. Ve keten tohumu arkadaşlar çok önemli. Bugün keten tohumu aslında omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinde bulunduğunu bilirseniz bu ucuz ama etkili besinden muhakkak faydalanmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Keten tohumu özellikle bugün bizim kalp hastalarına önerdiğimiz bir gıda. Yine keten tohumu yanlış bilmiyorsam kabızlık üzerine de çok etkili. O yüzden ben birçok hastama, kalp hastama keten tohumu kullanmasını öneriyorum. Kolesterol düşürmede de etkili bugün keten tohumu. Yine arkadaşlar ceviz, badem ve fındık. Günlük hayatımızda muhakkak öğünlerimizde yememiz gereken, kahvaltınıza da koyabilirsiniz ceviz ve bademi. 2-3 tane ceviz ve badem yeseniz yeterli. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Bunların yağlı tohumları var ve E vitamini, kalsiyum, omega 3, yağ asitleri ve pek çok mineral için güvenli kaynaklar. Yine cildiniz için de bunlar yine dost besinler. Bu yağlı tohumların içerdikleri yağ türü kan damarlarının tıkayıcı nitelikte değildir arkadaşlar. Bu yüzden biz özellikle kalp hastalarına günde 2-3 tane ceviz yemelerini, hatta cevizi gece suya koyup sabah sularını içmelerini öneriyoruz. Bakın bugün bunları konuştuk ama buraya da parmak basmadan edemeyeceğim. Bugün yediğimiz şeyler acaba eskisi gibi besleyici mi? Bu çok önemli bir sorun. Bakın bu çalışmayı yapan bir ilaç şirketi en altında yazıyor arkadaşlar. İlaç şirketi bunu yabancı bir laboratuvarda yaptırıyor. Bugün 100 gram brokoli yiyen bir insan ne kadar miligram kalsiyum, ne kadar folik asit alıyor? Bununla ilgili veriler var. Bakın arkadaşlar 1985'te 100 gram brokoli yiyen bir insan 103 miligram kalsiyum 28 miligrama düşmüş. Ne zaman? 2002'de. Yine 100 gram brokoli yiyen insan
1985'te 47 miligram folik asit alırken bugün 2002'de, bugün demeyeyim yani yine 13 sene geçmiş ama 2002'de 18 miligram folik asit alıyor. Bakın değişimler yanında yazıyor. Nereden nereye gelmiş? Yani besinlerin de bugün besleyici değerlerinde de düşme var. Bu da bizim için tabii korkutucu bir şey. Bakın fasulye, az önce ne dedik? Kuru baklagiller muhakkak yenmesi gerekiyor. Haftada en az 2 kere tüketin dedik. Fakat bugün fasulye ne kadar besleyici? 85'te 100 gram fasulyede 56 miligram kalsiyum varken 2002'de bu 22 miligrama düşmüş. Atıyorum B6 vitamini 100 gramında 140 miligramken 2002'de 32 miligrama kadar düşmüş. Bakın %77 oranında besin değer kaybetmiş. Yani yine kök sebzeler kalsiyum değerleri 100 gramda 85'te 37 miligramken 2002'de 28 miligrama. Magnezyum kök sebzelerde 100 gramında 21 miligram içerirken 2002'de 6 miligrama kadar düşmüş. Yani müthiş derecede bunlar sadece örnekler. 4 tane gıda üzerine yapılan örneklendirme. Bugün baksak belki portakalda, greyfurtta veya hatta ette yine bu düşmeleri görebiliriz. Niye ette görebiliriz? Geçen hafta konuştuk arkadaşlar. GDO'lu gıdalar var bugün. Bu GDO'lu gıdalarla hayvanları besliyorlar. Bu hayvanların bugün bize verdikleri protein emin olun 20-30 yıl önceki protein gibi değil. Gıda değerleri düştü bunların. Bu yüzden bizim bugün mümkün mertebe doğru gıdalarla beslenmemiz lazım ki bu açığı kapatalım. Bu sadece 4 besin üzerinde yapılan değerlendirme. En son olarak bazı önerilerde bulunacağım. Sağlıklı beslenmede nelere dikkat etmemiz lazım? 1. Günlük tükettiğimiz besinlerin çok çeşitli olmasına özen gösterelim. Bu besinlerin çoğunluğunu hayvansal gıdalar yerine bitkisel gıdalardan seçelim. 2. Günlük beslenmemizde ekmek ve tahıl grubu besinlerin, yani bulgur, mısır, pirinç, makarna ve benzeri besinlerin bulunmasına özen gösterelim. 3. Her gün birkaç kez çeşitli taze sebze ve meyveden yiyelim. Günde 5-7 porsiyon kadar dedik. Burada özellikle meyve çok soruluyor. Aç mı tok mu, ne zaman yiyelim diye ama. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Yemeklerin özellikle ana öğünlerin hemen arkasından meyve tüketmeyelim. Meyveyi en az ana öğünlerden 1-2 saat sonra ya da aç karnında 2 saat önce tüketmemizin daha yararlı olduğuna dair bulgular var. O yüzden bizim özellikle meyve tüketiminde hemen yemek sonrası bir alışkanlıktır bizim genel kültürümüzde. Bundan vazgeçelim. 4. Her gün orta düzeyde fiziksel aktivite yaparak vücut ağırlığımızı tavsiye edilen sınırlarda tutalım. Ne demiştik? 19.9'un üstünde, 25'in altında olacak. Yani 20 ile 25 arası body mass index, beden kitle indeksini tutmamız lazım. Günlük tükettiğiniz yağ miktarını kontrol ediniz. Yemeklerinizde hayvansal kaynaklı yağlar yerine doymamış yağ asitleri, az önce söyledik. Doymamış yağ asitlerinden zengin bitkisel sıvı yağlarını tüketiniz. Bunlar da zeytinyağı, ayçiçek yağı ve mısır özü. Burada benim nacizane önerim zeytinyağını ilk sıraya alın. Halis zeytinyağınızı yemeklerinizde ilk tüketilecek olan yağ olarak yazın. Çünkü zeytinyağı bugün hala en doğal kaynaktır. Bu yüzden halis zeytinyağını tüketmeye dikkat edelim. 6. olarak arkadaşlar yağlı et ve et ürünleri. Özellikle sucuk, salam ve sosise şer düştüm. Bunların yerine balık, tavuk, hindi eti veya kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri tercih edin. 7. Yağsız veya az yağlı süt ve süt ürünlerini tüketelim. Yani az önce de söyledim, sütü, yoğurdu, peyniri muhakkak tüketelim ama daha çok yağsız ve az yağlılarını tercih edelim. 8. Az şekerli besinleri tercih edin. Çay şekeri gibi rafine şekerleri mümkün olduğunca tüketmeyin. Tatlılar ve şekerli içeceklerin tüketimini sınırlandırın. Bugün özellikle benim orta yaşlı insanlara önerim, şekeri hayatınızdan çıkartın diyorum. Çayınıza şeker atmayın. Bugün çok şeker çay tüketiyoruz. Her çayımıza 2-3 tane normal şeker attığımızda düşünün yani 10 bardak şeker çay tüketen bir insan
3 tane her bardağa şeker atsa 30 tane küp şeker tüketiyor. Bu da çok önemli bir miktar. Bu şeker zararlı olan şeker aynı zamanda. O yüzden mümkün mertebe rafineri olan şekerleri tüketmeyelim. Çayımıza şeker atmayalım. Atıyorum kahvaltımızda şekerle balı tüketin mesela. Çay içiyoruz ama onun yanında bal yiyin. Şeker ihtiyacınızı oradan karşılayabilirsiniz. Yine doğal reçelleri yiyin. Biz dışarıda yapılmış reçelleri de önermiyoruz. Muhakkak ev yapımı reçeller kahvaltınızda olsun. Günlük tuz alımınızı azaltınız ve iyotlu tuz kullanınız. Bu da önemli. Az önce söyledim, 6 gram tuz tüketmemiz gerekiyor. Bu bir çay kaşığı. Yalnız bu yemeklere katmamız gereken değil. Altını çizeyim. Yediğiniz ekmekte, yediğiniz peynirde veya tuzlu düşünün çerez türü şeylerde hepsi dahil günlük almamız gereken tuz oranı 6 gram arkadaşlar. Burada bir çay kaşığı. Ama biz ne yapıyoruz bugün? 18 gram tuz tüketiyoruz. Yani bu yaklaşık 3 kat fazla tuz tükettiğimizi gösteriyor. Bu yüzden Türkiye'de hipertansiyon hastalığı çok fazla görülüyor. 10 zaten alkol çok söylememe gerek yok ama burada yazdım. Rabbimizin haram kıldığı, sağlık açısından da içilmesi sakıncalı bir içecek. 11 arkadaşlar besinlerimizin hazırlanması, pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına dikkat edelim. Yiyeceklerinizi pişirirken haşlama, fırında ve buharda pişirme yöntemlerini tercih edelim. Kızartmalardan mümkün mertebe kaçınalım. Böylece yemeklerimizin ekleyeceğimiz yağ, tuz, şeker miktarını da bir nevi azaltmış oluruz. Burada bebekler önemli. İlk 6 ay konuşmamın başında söyledim. Sadece anne sütüyle besleyelim. 6 aydan sonra ise uygun besinlere başlayarak yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayalım. Bununla ilgili birçok hekim arkadaş 6 aydan sonra neler yenecek yardımcı oluyor zaten annelere. Az önce tekrar söylüyorum. Günlük fiziksel aktivitemizi artırmamız lazım. En az 30 dakika, en az 30 dakika yürüyüş olsa bile bu önemli. Yine sigara zaten tüketmiyoruzdur. Evet, bugün kırmızı et mi beyaz et mi tartışması çok var ama mümkün mertebe kalp hastalarına, şeker hastalarına biz beyaz et öneriyoruz. Ama bu hastalığı olmayan genç insanların da kırmızı et tüketmesi lazım. Böyle bir karikatür var burada. Tavuk eti çok sağlıklıdır diyor inek. Tavukta inek etinin pek leziz olduğunu söylüyor ama önemli olan biz altına ekledik. Yeterli ve dengeli beslenmemiz sağlığımızın temeli. Şimdi Hud suresi 6. ayette Rabbimiz buyuruyor ki yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O onların karar kıldıkları yerleri de emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. Bu anlamda baktığımızda Rabbimiz bir kuşu bile besler. Er-Rezzak'tır. Rızık vericidir. Ama bugün önemli olan nedir? Geçen derste de söylemiştim. Paylaşım sorunu vardır dünyada. Birçok devlet bugün Rabbimizin verdiği rızkın büyük kısmını alırken birçok devlete de birçok insanı da aç bırakır. Bugün Amerika obeziteyle savaşırken Afrika'da açlıkla mücadele eder bu yüzden. Bunun için bizim dengeli beslenmemiz için tüm insanlara besinleri yeteri kadar ulaşabilir olduğunu kaynaklara ulaşabilirliğini sağlamamız lazım. Bizim önemli görevimiz bu. Bu anlamda hiçbir yerde ne obez insan olur ne de açlıktan ölen insan olur diyelim. Ve selam. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.